değerli çocuklar, değerli arkadaşlar. Genel merkezimizin çocukbaşı sohbetleri serisinde bu hafta Süleyman Eryiğit Bey bize İslam ve kapitalizm konusunda daha önce Türkiye Ulu Dergisi'nde ve başka yerlerde yazdıklarına binaen yeni çıkan durumları da dikkate alarak konuşma. Şimdi konuşmasına geçmeden önce ben bir şey yapmadım. Adam Smith ulusların zenginliğini 1770'lerde yayınlamış. 1777 falan. 1777. Marx da aynı yoldan 100 yıl sonra kapital yayınlamıştı. Şimdi sonunda Weber çıktı bu. İşte Batı toplumlarının kendi içerisindeki böyle devinimini kapitalizme doğru evrilme serüvenlerini anlattı bize. Tabii ondan sonra anlatmaya gerek kalmadı. Kapitalizm aldı başını gitti. Şimdi tüm dünyada bir egemen güç haline geldi. Yani sermayenin serbest dolaşımı, malların yani üretilmişlerin serbest dolaşımı, bir tek bir insanın serbest dolaşımında bir takım çekinceler var ama onu da işte bir takım yollarla kaldırmaya çalışıyorlar. Fakat bu kapitalizmin temel prensipleri bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinlerin doğal sonucu olarak da çok sancılı bir insan profili çıktı. İnsan sorunları, insana dair olan endişelerimiz hiçbir zaman bu kapitalizmle beraber hafiflemedi, aksine ağırlaştı. Şimdi ben bunlara girmeyeceğim zaten Süleyman Hoca anlatıyorum. Fakat bizim derdimiz başka bir şey. Derdimiz burada İslam toplumunun bir mensubu olarak, Müslüman olarak içinde yaşadığımız sorunların biraz kökenlerine, biraz da güncel durumlarına dair tespitlerine biz bilmeyeceğiz. Ondan kendisine teşekkür edeceğim tabii de. Haftaya Ali Bey, Ali Bademci Hocam, bu Irak ve Suriye Türkmenler üzerinde son çalışmaları var. Onu davet ettik, o konuşacak. Sonraki hafta Birlik Tüvenimizde panelimiz var. Ben fazla söz uzatmayacağım. İnşallah güzel bir sohbet olacak. Sohbet sonrasında da tabii ki genç arkadaşların soruları olacaktır. Süleyman Hocam buyurun. Efendim ben herkese saygıyla selamlıyorum. Bu söze çok güzel bir giriş yaptı. Aslında kolay gibi gözüken bir konu olmakla birlikte zor olduğunu söylemem icap eder. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Herkesin hemen konu üzerinde anlamlı ve isabetli en az birkaç cümle kurabileceği bir konu olduğunu da söylememiz icap eder. Böyle bir konu. Çünkü bir fiil içinde yaşamakta olduğumuz insana ait bir durumu aslında konuşuyor olacağız. Buradan hareketle bir fiil yaşanmakta olan üzerinde mutlaka insanların söyleyecekleri vardır. İsabet dereceleri vardır, anlamlı cümle kurma imkanları vardır. Hele hala yani kalkınmasını henüz tam anlamıyla tamamlayamamış bir ülke olmamız münasebetiyle, kıyas itibariyle bunu söylüyorum. Fiziki ve efendim adedi veriler bakımından bunu söylüyorum. Bir ülke olmak itibariyle hakikaten bizim problemlerimiz ister kapitalist, ister liberal sistem üzerinden olsun, kalkınmış ülkelere nazaran çok daha büyük, çok daha derin ve çok daha can alıcı diye tespit etmek gerekir. Şimdi kapitalizmi konuşmak, İslam'la kapitalizm ilişkisini konuşmak demek aslında insanı konuşmak demek. Çünkü biz iktisada dair bir şey konuşuyoruz. İktisada dair bir şey konuşmak insanı konuşmaktır. İnsanın tüm davranışları bir tarafıyla bir şekilde gelir iktisada temas eder. Ya da ona geçer. Onunla iç içe geçer. Başka türlü düşünmek mümkün değil. Şöyle söylemek mümkün. Hayatta kalmak amacıyla insanın yapmış olduğu tüm eylemler bir veçhesiyle mutlaka iktisadidir. İster savunma eylem olsun, ister saldırı eylem olsun, ister üretim eylem olsun, ister ağaçtan sadece bir meyveyi kopartıp onu efendim yeme eylem olsun. Hep iktisada dairdir. Bu açıdan bakıldığında İktisat nedir sorusunun cevabını ilk insanın varlığı anından itibaren var olduğunu söylemek mümkündür. İktisadın efendim bilim mi, disiplin mi, disiplin arası bir yaklaşım olduğu tartışması anlamlı değildir.
akademik entelektüel yönüyle bir tartışma yapılabilir ama derdimize deva sunmaz. O bakımdan biz kapitalizmi de konuşmak gerektiğinde insanı konuşmak zorundayız. İnsanı konuştuğumuzda insanın ontolojisini konuşmak zorunda kalırız. Çünkü varlığımız kendi elimizde olmayan bir varlığız. Biz kendimizi yaratmıyoruz. Kendimizi verili bir dünyada buluyoruz. Bu verili dünyada bir takım imkanlar ve kısıtlıklar içerisinde buluyoruz. Ama hiçbir şeyimiz aslında hakim değiliz. Mutlak anlamda bir kudret sahibi değiliz. Mutlak anlamda hiçbir şeyin maliki değiliz. Mülkiyet hiçbir şeyin mutlak anlamda bize ait değil. Ve kendimizi bir dünyada buluyoruz. Bir hayatın içinde buluyoruz. Yaşamaya başlıyoruz ve bir takım etkinliklerde bulunuyoruz. Ama nihai olarak, finalist olarak meseleye baktığımızda kendi varlığımız kendi elimizde değil. Ne varlığımız, ne varlığımızı sona erdirmedeki irademiz kendi elimizde değil. Böyle olunca insanın konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İnsanın ontolojisini, varoluşunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Böyle olunca da iktisat insanın konuşmak anlamına geliyor. Şimdi insanın konuşmak ihtiyacı hasıl olduğunda bunu felsefenin spekülatif araçlarıyla konuşabiliriz. Biyolojinin ya da modern bilimin kendi verileriyle konuşabiliriz. Bir de ilahiyatın, teolojinin verileriyle konuşabiliriz ki bana göre en anlamlı konuşma üçüncüsüdür. Onun dışında şu ana kadarki insanın tüm akıl yürütmeleri ya da efendim biyolojik pozitif bulguları bizi bu konuda tatmin edecek cevaplar üretmemiştir, üretecek gibi de değildir. İnsan ilk önce cennette var idi. Cennetten dünyaya gönderildi. Cennette iktisat var mıydı? Yani biraz zorlamayla cennette zaten sunulmuş olan tüm varlıkları istifade eyleminin iktisadının içerisinde koyabiliriz. Ama orada bir kısıt yoktur, kıtlık yoktur. Dolayısıyla iktisadın dışına da çıkar. Ama sonuçta kutsal kitaplardan hareketle, kutsal metinlerden hareketle baktığımızda insanın sadece düşünce eylemiyle bana şu gelsin efendim soframa düşsün dediğinde yine onu eliyle kullanıyorsa, kullanmışsa Adem daha yine bir iktisadi eyleminden bahsetmek mümkündür. Biraz böyle fantazi oldu ama bu da mümkündür. Sonuçta cennette kutsal metinlere göre, vahiy dinlerin açıklama farklarına göre farklılaşmakla birlikte insanın cennette dünyaya gönderilmesi söz konusu olduğu andan itibaren bizim kutsal metnimiz Adem ve Havva'dan, Kabil ve Habil'den söz eder. Biraz İsrailiyat noktasında meseleye baktığımızda Kur'an-ı Kerim burada net bilgi vermez mesleklerine dair. Ama İsrail kaynaklar Habil'in çoban hayvancılıkla uğraştığını, Kabil'in çiftçilikle uğraştığını söyler. Bir kurban meselesi vardır. Kur'an-ı Kerim yine detay vermez. Birisinin kurbanı kabul edilir, diğerininki kabul edilmez vesaire. Ama biz Kabil ve Habil'i iktisadi eylem içerisinde görürüz. Biri ziraatçılık yapmaktadır. Ya daha doğrusu ziraatin çiftçilik kısmıyla meşguldür. Öbürü efendim hayvancılık kısmıyla meşguldür. Dolayısıyla gelmek istediğim yer şu. Yani biz hangi eylemde bulunursak bulunalım, yaşamak için, hayatta kalmak için yapmış olduğumuz tüm iş ve işlemler bir tarafıyla iktisatla buluşur, onu konuşmak zorunda kalırız. Kapitalizmi konuşmak söz konusu olduğunda kapitalizmin tarifi icap eder. Kapitalizm niye farklılaşmaktadır? İlk insandan beri insanlar iktisal bir faaliyette bulunmaktadırdır da kapitalizm nedir de bu daha ciddi, daha farklı bir önem kazanmıştır. Çünkü baktığımızda ticaret insanın ilk var olduğu, hadi avcılık toplayıcılık dönemlerini ihmal edelim ama onun dışında yerleşik düzene geçildiği ya da insan topluluklarının artık medeniyet veya uygarlık olarak görünmeye başladıklarından itibaren ticaretin var olduğunu görüyoruz. Hele ulus aşırı ticareti, hepimizin bildiği içimizde çok tarihçi var. Akademisyen olarak var, öğrenci olarak var, ben biliyorum. İpek yolu, baharat yolu daha yakın tarihlere geldiğimizde bize ulus aşırı, uluslar ötesi ticaretin olduğunu zaten söyler. Deniz ticareti açısından baktığımızda yine tarihçiler daha iyi bilirler. Efendim Venediklilerin, Cenevizlilerin, hatta çok fazla tartışılmamıştır Çinlilerin bu anlamda. Ulus aşırı ticaretler yaptıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla sadece ticaret eşittir, kapitalizm sonucu çıkmaz. Çıkmamaktadır. Öyle olsaydı biz kapitalizmin, ulus aşırı ticaretin ya da dahili, domestik ya da ulus aşırı ticaretin yapılmış olduğu her dönemde var olduğunu söylememiz icap ederdi ki böyle bir şey söz konusu değil. Kapitalizm sonraki dönemlerin bir olgusu.
Dolayısıyla insanlığın gelişme sürecinin çok özel bir anından, bir döneminden bahsediyoruz demektir. Peki o zaman insanın iktisadi faaliyetlerinden daha başka bir anlama gelen, özünde iktisadi faaliyet bulunmakla birlikte daha başka bir anlama gelen kapitalizm nasıl anlama icap eder? Ne de onu farklılaştıran diye baktığımızda kapitalizm adı altında ortaya çıktığı döneme kadar ki insanın hayatında daha çok yorum olsun, sayıl olsun, gerçeğe ne kadar yaklaşık bulunursa bulunsun, ilahi olan normların daha belirleyici, daha tayin edici olduğunu görüyoruz. İster batıda, ister bizde, ister uzak doğuda olsun veya Orta Asya'da olsun. Yani o özellikle karşılaştırma bakımından bizi ve batıyı dikkate aldığımızda kapitalizmin ortaya çıktığı dönemlere kadar iktisadi hayat ilahiyatın normlarıyla belirleniyor, belirlenmiştir. Kapitalizm bundan bir kopmayı ifade eder. Ne olmuştur bu kopma sonucunda? Yani dinin özellikle batı anlamında konuşacak olursak ki bizim tarihimize, iktisat tarihimize dönüp baktığımızda kapitalizmle eşleştirilebilecek faaliyetlere, dönemlere, devrelere, kırılmalara rastlamak mümkün değildir, yoktur. Buna daha sonra döneceğiz. Batı düşüncesinin, batı sosyal ve siyasal gelişiminin, batı tefekkürünün, batı ekonomik istihalesinin bir sonucudur kapitalizm. Batıyı konuşmak zorunda kalırız. Bize ait bir gelişme evresi, süreci, sonucu her neyse ne dersek diyelim değildir. Tamamen batı özgüdür. Peki ne olmuştur? Şu olmuştur. Yani insanın özgürleşmesiyle beraber yaşanan bir süreçtir. Özgürleşmeden kastım şu, unutulmak için de bu da deyim de söyleyebilirim, söylemem de icap eder. İnsan benim görüşüme göre özgür değildir ama batı düşüncesi başka şekilde meseleye yaklaşır. İnsanı hakikaten özgürleştirmek ister. Önce Papa'nın ve Papalığın Hristiyanlık yorumundan otoritesini özgürleştirmek ister. Bu özgürleşmenin sonucu aklı da özgürleştirmek ister. Yani siz bir yandan Papa'nın Avrupa düşünce ve iktisat tarihinde ya da siyasal tarihinde tüm alanları kontrol eden, denetleyen, yönlendiren, egemenliğini sürdürdüğü alanlardan özgürleşmeye başladığınızda onun insana dair görüşlerinden de özgürleşmek zorunda kalırsınız. Yani siz Vatikan'a ya da Papa'ya ben senin insana dair, hayata dair efendim görüşlerini reddediyorum dediğinizde ya da size senin otoriteni reddediyorum dediğinizde senin otoriteni dayandırdığın, otoritenin üzerinden ürettiğin iş ne kadar değerin varsa bunların hepsinden vazgeçiyorum diyorsunuzdur. Nitekim böyle olmuştur. Yani bu anlamda kapitalizm dünkü klasik, yavaş seyreden, neredeyse sadece ihtiyaçların belirlediği, kışkırtılmış talebin ihtiyaçların söz konusu olmadığı, insanların kendi sınırlı çevrelerinde ya da çok yakın çevrelerinde daha çok tabiatın verdiklerine, iklimin verdiklerine, biraz da kadere teslimiyetle yaşanmakta olan bir hayattan çok ciddi manada köklü bir kopuşu ifade eder. Bu aynı zamanda bilgi üretimi anlamına da gelir. Bu aynı zamanda teknoloji üretimi anlamına da gelir. Ama bilgi ve teknoloji üretimi noktasına gelinceye kadar yaşanan süreçte biraz daha yakında bakma ihtiyacı vardır. Burada biz devreye gireriz. Avrupa tarihinde. Aslında Avrupa tarihinde biz hep varız. Yani Türkler devreye girer. Yine tarihçilerimiz var. Yanlışlarım varsa beni düzeltirler. Şöyle devreye girer. Vatikan'ın mutlak otoritesinden önce biz biliyoruz ki Avrupa coğrafyasında, Kuzey Afrika coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında Roma hakimdir. Roma mutlak egemen bir güçtür. Bir sistemi vardır. Nitekim yani Beni İsrail ya da Yahudilik Roma coğrafyasında var olan tek tanrılı bir dindir. Arkasından zaten Hazreti İsa'nın peygamberle görevlendirilmesi bir risaleti de Roma coğrafyasında olur. Hepsi Kudüs, efendim bugünkü İsrail coğrafyasında yaşanan hadiseler. Roma'nın mutlak egemenliği vardır. Roma tüm alanları kontrol etmektedir. Ya doğrudan kontrolü vardır ya da efendim eyalet sistemi, valiler biçimiyle uzak coğrafyada, İngiltere'de olduğu gibi efendim daha gevşek kontrolleri vardır ama ciddi manada büyük bir coğrafyada kontrolü vardır. Avrupa iktisadı, Avrupa siyaseti, Avrupa neredeyse teolojisi Roma'nın inançları üzerinden eski Yunan'ı ikna edecek olursak gerçekleşmiştir ya da yaşanmaktadır. Hristiyanlık buna ciddi bir darbe olarak ortaya
ortaya çıkar. Hristiyanın ortaya çıkması Roma'nın kaçınılmaz olarak Hristiyanlaşmasını getirir. Aslında hemen olmamıştır. Yani klasik tarih bildiğimiz milat birinci yıl efendim Hazreti İsa'nın doğumu kabul edersek, Hazreti İsa'nın 33 yaşında bazı kaynaklara gelip efendim işte çarmıha gerildiğini kabul edersek, Risaletinin de efendim son 10 yılda çarmıha gerilmesiyle efendim tembile görevlendirildiği sırada kabaca konuşuyorum. Son 10 yıl kabul edersek 23 yaşında başlayan muhtemelen teorik olarak 33 yaşında biten bir risalet var. Ama Roma'nın Hristiyanlaşması nihai olarak 380'dir milattan sonra. Yani arada o kadar bir değer, o kadar bir süre var. Roma'nın Hristiyanlaşmasıyla beraber Roma Hristiyanlığın geniş ahali üzerinde coğrafyası içerisindeki gücünü fark edince bunu siyasal güce çevirmek ister. Hristiyanlaşır. Rasyonel bir tercihde bulunur. Gücünü tahkim etmek ister ama aslında dünya da değişmiştir. Kuzey Avrupa üzerinden, Doğu ve Kuzey Avrupa üzerinden efendim Avrupa bunların baskısıyla kavimler göçü yaşanır. Kavimler göçü Avrupa'yı sarsar. Roma'yı da sarsar. Hatta Atilla Roma kıyılarına kadar gelir. Bunların tülahası olarak 476'da Roma yıkılır. Roma'nın yıkılmasının arkasından bunlar kaba resimler olarak söylemek istiyorum. Yaklaşık 8. yüzyıla kadar bir kargaşa dönemi yaşanır. Bazı merkezi otoriteler oluşur ama bir de kaos vardır Avrupa'da. 8. yüzyılda Hristiyanlığın gücü Vatikan üzerinden tüm Avrupa'ya egemen olur, hakim olur. Ve tüm alanları Vatikan ve papalık denetlemeye, doluşturmaya başlar. Krallar efendim krallık ruhsatını diyeyim bugünkü dille ondan almaya başlarlar. Onun takdis etmediği egemenlik kuramaz vesaire falan. Reformasyona kadar bu hadise böyle gelir. Ve bu güç Vatikan'a, papaya öyle bir alan açar ki bunu teolojik destekle zaten önceden oluşturmuşlardır. Yani kilise Hazreti İsa'nın tecessüm etmiş halidir. Kilise konuştuğunda Hazreti İsa konuşmaktadır. Kilisenin yorumu Hristiyan'ın ne olduğunu söylemektedir. Çünkü kitap Hristiyan'a bir şey söylemez. Yani içimizde okuyanlar varsa, araştıranlar varsa görmüşlerdir. Özellikle Yeni Ahit'in yani İncil'in Matta, Luka, Markos, Yuhanna diye İncil esas metni olarak gösterilen kısımlarına baktığınızda asla oradan bir şeriat üretemezsiniz. Asla oradan gündelik hayata dair burada efendim şöyle okuyor ki bir nizam çıkıyor, siyasal bir nizam çıkıyor, iktisadi bir nizam çıkıyor, sonuçlarını çok fazla alamazsınız. Yani bir şeriat bize söylemez. Peki, söylemez de İncil üzerinden bir dünya görüşü nasıl üretilmiştir dönüp diye baktığımızda karşımıza Paulus çıkar. Hemen İncil metinlerinin Matta, Luka, Markos, Yuhanna kısmından arkasından gelen bölümü mektuplardan oluşan bir bölümdür. Orada Paulus'un Hristiyan ahaliye çeşitli coğrafyalardaki yani Korintlere, Romalılara, Galyatalılara, Efeslilere vesaire falan göndermiş olduğu mektuplardan oluşan çok önemli bir bölüm vardır. Hem klasik yani reformasyona kadar ki klasik papalığın kendisini üretmiş olduğu ilahiyat hem de reformasyonun öncüleri Martin Luther efendim, John Calvin tarafından üretilen ilahiyat ve sonrakiler tüm duruşlarını, tüm teolojik argümanlarını Paulus'un mektuplarından üretmişlerdir. Ve tuhaftır. Bunlara temas etmek zorundayım. Paulus aslında Hz. İsa'yı reddeden bir Romalı asayişle görevli bir komutandır. İsa'ya karşı çıkmıştır. İsa'nın takipçilerini almıştır, tutuklamıştır, zaman zaman öldürmüştür. Bugün efendim bir ilahi vahye mazhar olur Hristiyan öğretisine göre. İsa görünür, sen ne yapıyorsun der, onu hidayete erdirir. Onun arkasından İsa'nın bunlar ölümünden sonra olur. Çarmıha gerilmesinden sonra efendim Paulus hidayete erer. Çok tuhaftır. İsa'nın 12 havarisi içerisinde bulunanlar değil de Hristiyan ilahiyatını Paulus kurar. Çok enteresan bir gelişim. Ve baktığınızda şunu görürsünüz. İki kaygıyla Paulus hareket etmektedir. Roma'nın egemenliği vardır. Buna karşı uygun bir dil kullanmak zorundadır. Uygun bir dil kullanır. Yine baktığınızda Hz. İsa hep şunu söylemiştir. Tebliğ yaparken. Çünkü yani bugünkü Kudüs'te, Beytüllah'ında ya da bugünkü İsrail coğrafyasında Hz. İsa'nın coğrafyası olur. Tebliğ orada yapılmıştır. Şunu söyler, bir uygulanmakta olan yasa adını verdikleri Yahudilerin tüm Tevrat metinlerinden oluşan bir durum vardır. Şeriat odur. Hazreti İsa buna karşı çıkar. Din adamlarına karşı çıkar. Siz
yasa adı altında kendi hukuksuzluklarınızı, gayrimeşrulluklarınızı meşrulaştırıyorsunuz. Bu dini bozdunuz, bu Musa'nın ve bu Davut'un Süleyman dini değil. Ben bunu düzeltmek istiyorum diye ortaya çıktığı için verili mevcut düzene bir isyan diye olarak gözüküyor. Nitekim yani çarmıha gerilmesi hadisesi Hristiyan kaynaklarına göre o dönemdeki hakim Yahudi anlayışını temsil eden başta Felisiler olmak üzere Yahudi güç odaklarının talebiyle idam edilmiş ya da çarmıha gerilmiştir. Yani Roma'nın böyle bir niyeti aslında yoktur. Bunu şu maksatla söyledim. Yani yasa denilen, yasa diye tanımlanan tüm bugünkü Yahudi öğretilerin tamamına Hazreti İsa karşı çıkmıştır. Hazreti İsa'nın mucizevi doğumu ve karşı çıkışı onun vahyin bizatihi cisimsel temsili gibi bir kanaate oluşmasına neden olmuştur takipçilerinde. Yani ve bu Paulus'un yorumlarıyla iyice oturmuştur. O saymış olduğum dört metin içerisinde baba lafı geçer, Rab lafı geçer vesaire falan ama yani Hazreti İsa'nın ontolojik varlığı nedir sorusuna cevaplayan Paulus olmuştur. Ve tüm ister Katolik olsun, ister Protestan olsun, ister Ortodoks olsun tüm Hristiyan mezheplerine dönüp baktığınızda testis inancından yani üçlü efendim Tanrı Allah'ın üç vasfı vardır, üç şekilde görünmüştür diye o açıklamaların hepsinde ortak olduğunu görürsünüz. Ve burada bir aslında Allah'ı ha bir müşrik, şirk koşma eylemi vardır. Ama Hristiyanlık bunu kabul etmez. Efendim işte özellikle Yuhanna İncil'inde ilk sözü cümlesi şudur. Önce söz vardı. Söz aramızda yaşadı. İnsan olarak ortaya çıktı diye. Önce söz vardı. Söz Hazreti İsa olarak göründü der. Söz Tanrı'dır aslında. Hazreti İsa'yı tanrılaştırır. Paulus bunu çok işler. Çok fazla dağıtmayayım. Yani sonuçta ister reformasyon olsun, ister klasik dönem Hristiyan ilahiyatı olsun, kendilerini Paulus'un mektuplarından üretmişlerdir. Oradan bir cümleyi, bir pasajı, bir paragrafı seçer, bunu bağlamından kopartır, bir de bağlamı vardır aslında. Bağlamından kopartmıştır, kendi verili durumlarına uygun bir şekilde yorumlayarak piyasaya sürmüştür. Şimdi Max Weber gibi, Sonbart gibi ve daha sonraki bir takım bu konulara dair kalem oynatan akademisyenler, bilim ya da fikir adamları şu tartışmanın içinden çıkamazlar aslında. Zaten oluşmakta olan bir kapitalizm vardı da reformasyonla Hristiyanlığın bu yorumu oluşmakta olan kapitalizme yepyeni ve artık önlenemez bir alan mı açtı? Esasen böyle bir şey yoktu. O klasik kapitalist dönem yaşanıyordu da reformasyonla gelenler o yeterli değildi. İlahiyat, teolojik ilahiyat yorumlarıyla efendim bambaşka bir insan tipini mi ürettiler diye bu tartışma halen devam eder. Ben çok önemli bulmuyorum. İster öyle olmuş olsun, ister böyle olmuş olsun. Kapitalizm denilen vaka Batı düşüncesinin bir ürünü olmuştur. Ve bugünkü dünyamızı şekillendirmiştir. Peki yani kapitalizm nedir? Kapitalizm bir defa kendi deyimleriyle söylüyorum. Aklı özgürleştirmiştir. Aklı neden özgürleştirmiştir? Aklı o klasik Hristiyan ilahiyatının, klasizm olarak adlandırılan ilahiyatın kilise denetiminde olan vahiyden hareketle efendim aklı ve felsefeyi kullanarak varlığı açıklamaya çalışan tüm bakış açılarından efendim vahiy şöyle bir kenarda dursun, o bizim ihtiyaçlarımıza cevap vermiyor. Akıl kendi başına, kendi varlığıyla bizatihi kendisi bir araç olarak ya da bir gerçeklik olarak insanı tanımlar ve hakikati bulmaya yeter noktasına insanı getirmiştir. Reformasyonun amacı bu değildir ama sonucu bu olmuştur. Yani burada şunu söylememe izin verin. Araştırmalarımız bize bunu gösteriyor. Bugün Calvin ya da Luther hayata dönseler, birileri dese ki işte sizin eseriniz bu, emin olun tekrar reform etmek isterler bugün Hristiyanlar. Bundan emin olun. Çünkü amaçları bu değildir. Böyle bir sonuç vermiştir ama asla amaçları efendim sermayenin, insan düşüncesinin bu anlamda İsa'yı egemenliğin insan düşüncesine hakim olduğu, artık Tanrı'nın unutulduğu, ilahiyatın sadece terapik bir malzemeye dönüştüğü bir insanlık tasavvurları yoktu. Tam tersine, papalığın, papanın, Vatikan'ın Hristiyanlığı dünyevi amaçları için kullanmaya başladığına ciddi bir itiraz içerisinde biz bu anlamdaki papa otoritesini reddedip asıl imanın kaynağı olan kitaba dönmeliyiz diye bir harekete başlatmışlardı. Yani Papa'nın o dokunulmaz, yanılmaz
otoritesini reddederken öyle bir şey olmaz. İnsan niye yanılmasın, niye hata yapmasın? Bizim doğruyu bulabilme yolumuz sadece kitaptadır. Kitabı anlamamız icap eder diye bir harekete girişmişlerdi. Dolayısıyla böyle bir tasavvurlar aslında yoktu. Ama sonuçta yaşanan bu, gelmiş olduğumuz nokta bu. Bu bakımdan tekraren söylüyorum. Hakikaten Calvin ya da Luther bugün gelseydi bu Hristiyanlığı tekrar reform etmeye çalışırdı, başarır mıydı? Bu tartışılır tabii. Yani insan aldığını özgürleştirdi dedik. Kapitalizm insana özgürsün dedi. Yani senin dışında seni bağlayacak aklını, düşünceni, hayatını tanzim edecek hiçbir otorite yok. Otoritenin kaynağı da senin ve senin düşüncelerin, senin aklın dedi. Dolayısıyla buradan hareketle bunun tabii bir sonucu vardı. Tabii sonuçuydu. Böyle olan insan tüm eylemlerinde özgür olur. Tüm eylemlerinde özgür olduğuna göre bunun iktisadi ortaya görünür hali nedir? Eylemlerin artık bir otoriteye bağımlılık söz konusu olmadığı için eylemlerinden ve eylemlerin tüm sonuçlarından kendisi sorumlu ve ona sahiptir. Onun üzerine hiçbir kimse bir hak iddia edemez. Benimdir her şey. Yani ben özel mülkiyetin ciddi mutlaklaştırılması sonucunu getirmiştir. Artık hiç kimsenin onun mülkiyeti üzerinde tasarruf edebilme, şu kadar şuraya aittir denebilme hakkı söz konusu değildir. Böyle olduğunda sonuç ne olur? Özel mülkiyet mutlak bir biçime dönüşür, dokunulamaz kılınır ve dokunulamaz kılınmıştır. Gayet tabii. Ondan sonra ne olmuş? Ne olmuştur? Özel mülkiyetin dokunulmaz olması, insanın aklının çok faal hale gelmesi, zenginliği kışkırtmıştır. Dolayısıyla zenginlik üzerinde de söz söyleme hakkı bir başkasının ya da hak talebi ortadan kalkmıştır. Çünkü tamamen kendi yetilerine sonucu olarak bir hasıl elde etmektedir insan. Buna kimse dokunamazdır. Oysa klasik dönemde, klasik Hristiyanlık da komşunu gözet, komşuna yardım et, efendim bu senin değildir diyordu. Bundan kurtulunca bir servet birikimi söz konusu olmuştur. Şimdi Calvin, Luther ve onları yorumlayan Max Weber şöyle söylüyor. Diyor ki, aslında diyor bir şey yaptı reformasyonla Hristiyan ilahiyatı. İnsanların zaten bir nasıl kurtulacağım sorusu vardı. Çünkü hepimizin sorusudur bu. Yani şuradaki tüm heyetin de sorusudur. Bunu aklımızdan çıkartamayız. Cümlenin derinin başındaki bir yere dönecek olursam, yani kendi varoluşumuzla yok oluşumuz kendi elimizde olmadığına göre biz bir hayatı yaşayacağız, öleceğiz ve hayatımız sona erecek. Peki sonra ne olacak sorusu hepimizin en temel sorusudur. Bu Avrupa'daki insanın da sorusudur, tarihteki insanın da sorusudur, gelecekteki insanın da sorusu olacak. Buna klasik Hristiyan döneminde Papa, bizim talimatlarımıza uyarsanız, bize teslim olursanız kurtulursunuz diyor. Reformasyon bunu itiraz etti. Dedi ki öyle olmaz. Biz İsa'ya inanırsak kurtuluruz. Sen İsa'nın temsilcisi değilsin dedi. Peki İsa'yı nereden bileceklerdi? İsa'yı kitaptan bileceklerdi. Kitabın tekrar verilerine döndüler. Bununla kurtulursunuz dediler. Yani Calvin, Luther ve Weber şunu söylüyor. Diyor ki bunu söylerlerken yine dönüp bakıyoruz. Paulus'un mektuplarından yararlandıklarını, onun bir takım verili duruma, kendi döneminin şartlarının bir taktik cümleleri olduğu apaçık görünen cümlelerini yalın olarak kopartıyorlar, yorumluyorlar ve şu sonuca geliyorlar. Diyorlar ki siz bulunduğunuz halde durursanız, ne halde durmuyorsanız öyle durun. Paulus'un böyle bir mektubu vardır. Yani Korintlilere mektup yazıyor, ona soruyorlar. Diyorlar ki ya biz bir kız köleyiz, ameleyiz, işçiyiz, başımızda egemenler var. Biz bu işlerden nasıl kurtulacağız? Diyor ki gerek yok kurtulmana, siz bulunduğunuz yerde bulun. Durun, hiç hareket etmeyin, sadece Tanrı'nın krallığını bekleyin. Tanrı'nın krallığı ne? İsa geldi, gitti. Bu krallık gelecekte gerçekleşecek. Şimdi acele etmeyin, siz bulunduğunuz yerde varlığınızı muhafaza edin. Efendim, imanınızı muhafaza edin. O İsa'dan hem çağdaş hem önce. Biraz önce, biraz çağdaş. Şimdi lafı çok dağıtmayayım. Yani reformasyon ilahiyatçıları da diyorlar ki, Paulus'un mektubundan hareketle bu yorumlar, yani egemenlere karşı çıkmayın, Roma'ya karşı çıkmayın, olduğunuz gibi kalın yorumunu alıyor, taşıyor. Siz diyor hangi mesleki faaliyette bulunuyorsanız orada durun. Ama diyor, kurtulmak istiyorsanız o mesleki faaliyetiniz her neyse orada en iyisi olur.
En iyisi olun. En iyisi olmaktan kastınız ne? Tüm benliğinizle, tüm bağlılığınızla, tüm emeğinizi, yetinizi o işinize verin. Orada hasıla en iyisi olsun. Öbür taraftan diyor ki, peki bunu tüketmek söz konusu olduğunda, hayır diyor, tüketmeyeceksin, dokunmayacaksın. Senin için iyi ameli eylem ortaya koymaktır. Ve diyor ki, ya da Luther'in bu kaydının yorumundan hareketle bazı iktisatçılar, bu bir taraftan üretimi teşvik eden, bir taraftan da efendim, ama buna dokunmayacaksın. Öyle çok refah içerisinde şımarık bir hayat yaşamayacaksın. O zenginliğe dokunmayacaksın, varsın zenginlik artsın demesinin sonucu olarak bir sermaye birikimi ortaya çıktı. Yani işçi emek olarak sermayeye katkı sağladı. Sermaye sahibi olmak münasebetiyle katkı sağladı. Bilgi üreten bilgisini işin içerisine koyarak katkı sağladı. Ve böylece çok ciddi bir hasıl ortaya çıktı. Artık bu sermaye birikiminin, bu kapitalin, bu bilgi birikiminin önünde durulamazdı. Bu bugünümüzün dünyasını yaratmaya başladı diye bir yoruma geliyorlar. Tartışılabilir bir yorumdur ama ciddi alınması gereken de bir yorumdur. Çünkü bu şöyle bir kuvvet kazanmaktadır. Yani deformasyondan önce ticaret vardır Avrupa'da. Rönesans Almanya'da olmamıştır. Rönesans Luther'in coğrafyasında değildir. Rönesans Calvin'in coğrafyasında da değildir. İngiltere'de de olmamıştır. Aslında deformasyona gelmeden önce insan aklının özgürleşmesi, klasik öğretiye karşı çıkma, hümanizm düşünceleri falan Rönesans'ta ortaya çıkmıştır. Ve Rönesans döneminde ticaretle zenginleşen çok ciddi bir burjuva var. Yani o günkü İtalya'nın Rönesans'ın çıkmış olduğu coğrafyanın kentleri çok zengin kentlerdir. Venedik, Floransa vesaire falan. Uluslararası ticaret yapılmaktadır. Sermaye birikimi de vardır. Ama reformasyon oradan çıkmamıştır. Çok ilginçtir. Mesela yine bir bilgi olarak, belki sonra temas ederek ama şimdi geri geldiği için söylemek istiyorum. Endüstri devrimi de Almanya'da olmamıştır. Fransa'da değildir, İtalya'da değildir. İspanya'da değildir. İspanya'ya iyi örnek veriyorum. Yani yeni dünya keşfedildiğinde oraya giden İspanyollardır. Yeni yeni ticaret yollarını bulan İspanyollardır. Amerikan, İtalyan denizcileri de vardır ama İspanya çok ciddi miktarda değerli maden atmıştır. İspanya zenginleşmiştir. İngiltere donanması İspanya'yı, tarihçilerimiz daha iyi bilirler. Yani bu zenginleşmeden yaklaşık 80 yıl sonra yenmesini sonucunda İngiltere denizlerine güç kazanmıştır. O dönemde İspanya hakimdir. Yani bugünkü Amerika kıtası dediğimiz kıtada İspanyollar vardır. Bir miktar İtalyanlar vardır vesaire. Ciddi miktarda zenginlik gelmiştir. İspanya krallığı çok zengindir. Ama ne Rönesans ne Reformasyon İspanya'da da olmamıştır. Tuhaf olan bir şey, endüstri devrimi de bunlarda olmamıştır. Endüstri devrimi İngiltere'de olmuştur. Hollanda'da olmamıştır. Hollanda'yı şunun için örnek veriyorum. Katolik dünyada çok ciddi protestanlara karşı uygulamalar söz konusu olduğunda Vatikan etkisiyle, o gün oradaki Katolik kralların etkisi ve gücüyle, düşmanlığıyla baktığınızda ne kadar yetenekli insan varsa, bunun içerisinde Yahudiler vardır, diğerleri vardır, Hollanda'ya sığınırlar. Yani endüstri devrimi Hollanda'da da olmamıştır. Gerçi zenginleşmeye, sermaye birikimi, bilgi üretimi falan bilgi coğrafyası haline gelmişlerdir ama endüstri devrimi İngiltere'de bir yana çıkmıştır. Hala tarihçiler, iktisatçılar efendim niye buralarda olmadılar, burada olun tartışmasını yapa gelirler. Şimdi kapitalizmin tarihsel arka planını böyle söyledikten sonra kapitalizm şunu kabul eder. Der ki insan serbesttir, insan özgürdür, insan akıllıdır, insan hiçbir otoriteye tabi değildir. İnsanın kendi aklı, kendi yetileri, kendi dışında bir otoriteye gerek görmeksizin, göstermeksizin, gerek duymaksızın en doğruyu bulur, en iyiyi bulur. İktisadi faaliyet de bundan ayrı değildir. İktisadi faaliyet de böyle yaptığınızda herkes yeteneklerinin en iyi şekilde nasıl gözükecekse onun sonuçlarını üretir. Bu toplumsal zenginlik anlamına gelir. Bunun önünde olan her engel, ister ahlaki olsun, ister siyasi otorite tarafından olsun, ister ne olursa olsun bu düzeni bozar, görünmez bir yer var. Görünmez bir düzen olur. Kimse dokunmaz, her şey yerinde, yolunda gider ve tüm insanı zenginleşir der. Darwinizm ve doğal seleksiyonunda bir soru var. Sonra devam edelim, olur mu? Sorulara sonra geçelim. Şimdi, dolayısıyla reformasyonun arkasından kapitalist evrenin, kapitalist sürecin geliştiğini görüyoruz. Arkasından aydınlanan endüstri devrimini görüyor. Bugünkü dünyamızı yarattığını görüyoruz.
Kapitalizmin temel kabulleri, amenitüsünü az önce söylemeye çalıştım, budur. Hala budur. Bugün de budur. Ama yani hakikaten görünmez bir el kapitalist ülkelerde bu iddiayı gerçekleştirmiş midir diye sorulduğunda gerçekleştirmemiştir. Mutlaka devlet müdahalesi gerekmiştir. Kamu düzeni gerekmiştir. Ama kapitalizm bu iddialarından hala vazgeçmiş değildir. Derece itibariyle vazgeçmiştir. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının markasının da verili dünyamızda, bugünkü dünyada hakimiyetini ilan etmiştir. Ama bir hakkı teslim etmek zorundayız. Bugünkü bizi teknolojiyle hayatımızın her anını, her tarafını biçimlendiren, etki eden, inşa eden, oluşturan, onsuz yaşayamayacağımızı düşündüğümüz, ister uygarlık diye tanımlayalım, ister medeniyet diye tanımlayalım, şu anda belirli olarak yaşamakta olduğumuz dünya, kapitalist düşüncenin, liberal düşüncenin bir ürünüdür. Batı düşüncesinin bir ürünü ve sonucudur. Bunun aksini söyleyemeyiz. Burada İslam geleneğinin, İslam düşüncesinin hiçbir katkısı yoktur sorusu doğru bir soru değildir, vardır. Ama İslam geleneği bambaşka bir evren anlayışına, bambaşka bir dünya anlayışına, bambaşka bir hayat anlayışına yaslanmış olduğu için o çok parlak addedilen dönemlerindeki bilgi üretimine rağmen ne Rönesans'ı sonuç vermiştir, ne reformasyonu sonuç vermiştir, ne de bugünkü dünyamız üretten o bilgi birikimine, matematiğin, astronomi bilgilerinin ve tıp biliminin dışında ve felsefenin dışında pozitif anlamda, pozitif disiplin anlamda bir katkısı yoktur. Ama onun dışında çok önemli katkıları vardır. Yani Avrupa felsefesine dönüp baktığımızda oradaki Endülüs üzerinden İbn-i Rüşd'ün etkisini görmezden gelemeyiz. Gazali'nin etkisini görmezden gelemeyiz. İslam filozoflarının etkisini görmezden gelemeyiz. Onları bir kere daha durumlarda düşündürmüşlerdir. Çünkü 15. yüzyıla gelinceye kadar Avrupa eski Yunan'dan haberdar değildir. Eski Yunan'dan haberdar olma hali Rönesans'la birliktedir. Ama Rönesans dediğimiz dönem, Endülüs'teki İslam devletinin yıkılması, İslam dünyasıyla temas edilmesi, İslam dünyasından yazılmış olan eserlerin, Arapça eserlerin batıya tercüme edilmesinin falan sonucudur aslında. Yani onu kendi zenginlikleri ve kendi düşünce sisteminin parçası haline getirip ciddi ölçüde yaralanmışlardır. Ama bize şunu söylemiyor. Bilgi İslam geleneğindeydi, efendim buradan yeniden üstü devrimi çıkmadı. Çıkamazdı. Kapitalizm çıkamazdı. Bu anlamda bir üretimi çıkamazdı. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Niye efendim kapitalizm İslam düşüncesinden çıkamazdı noktasına geldiğimizde belki konuşmamızın öbür başlığına bugün gelmiş olacağız. Şimdi müsaade ederseniz oraya gelmek istiyorum. İslam öğretisi, İslam geleneği, hepimizin bildiği şeyi tekrarlamak istiyorum. Hayata, hayatın anlamına ve bizim görevimizin ne olduğuna, nasıl anlamamız gerektiğine dair bize şunları söyler. Beş esasın korunmasını emreder. Bu beş esas, hayatın, nefsin korunması, malın korunması, aklın korunması, neslin korunması ve dinin korunması. Şimdi bunlardan birisinin ihmal edildiği bir sosyal ve siyasal yalak efendim bu iki hukuki ya da iktisadi düzen tasavvur edemezsiniz İslam geleneğine göre. Bunun hepsini bir arada gerçekleştirmek zorundadır. Bunu bir tarafa koyduktan sonra şuraya gelmek istiyorum. Peki insan ve iktisat konusunda İslam vahiy bize ne söylemektedir? Ne söylemektedir de İslam geleneği o 14. yüzyıl, hani biraz zorlamayla 15 ya da 16. yüzyıla kadar çok parlak atfettiğimiz bilgi, felsefe ve efendim sosyal düzen üretiminin arkasından farklı bir döneme geçmiştir de bunu tekrarlayamamıştır, yenilememiştir. Belki cevaplarını buradan ipuçlarına bulabiliriz diye düşünüyorum. Karşımıza şu soru çıkar. İslam geleneğinde iktisadi ve siyasi itibariyle konuşuyorum. O beş esasın sağlanması nizamın temel parametreleridir. Bunu sağlamak zorundadır. Yani bundan birisini ihmal ederek böyle bir düzen kuruyorum diyemezsiniz. Bugün de bu söz konusudur. Yani biz
vahye göre konuşacak olursak, Allah bizden ne istemektedir sorusunun cevabı olarak hayata nasıl bakacak diye soracak olursak, İslam bizden bu beş esasın korunmasını ister. Buradan hareketle, yani ahlakı vahiyden, Allah'tan bağımsızlaştıramazsınız. Ahlakı aklın konusu haline getiremezsiniz. Ahlakı efendim bugünkü yaşanmakta olan verili dünyanın ya şöyle de yaşanır, böyle de yaşanır konusu haline getiremezsiniz. Özellikle ahlak ve adalet söz konusu olduğunda, Kur'an bize hangi çerçeveyi çiziyorsa o çerçevenin içinde kalmak mecburiyetimiz vardır. İslam geleneği de bu çerçevenin içinde hep kalmıştır aslında. Özellikle İslam geleneği içerisinde bize ait olan kısmı itibariyle söyleyecek olursam, Türk İslam geleneğinin en son temsilcisi Mümessili Osmanlı bu çerçevenin içerisinde kalmıştır. İktisadi nizamını buna göre oluşturmaya çalışmıştır. Bize özgü yanları vardır. Yani klasik, genel İslam geleneğine biraz farklılaşan yanları vardır ama buraya aykırı olan bir yanı söz konusu değildir. O bakımdan bizi ve Batı'yı konuşurken bambaşka iki dünyayı, bambaşka iki hikayeyi konuşmak zorunda kalırız. Tekrar konunun efendim insan ve iktisat ve Allah tarafına dönecek olursak temel bir soru vardır. Mal kimin sorusudur? Kapitalizm ya da liberalizm bu soruya cevabını vermiştir. Mal özel mülkiyetin konusudur ve efendim sahibinindir. Onun üzerinde kimse bir tasarrufta bulunamaz, kimse ona dokunamaz. Onun egemen olduğu, malik olduğu o nesne üzerinde kimse şunun da payı var falan diyemez. Sadece kamusal düzen bakımından bugünkü itibariyle söylüyorum. Kamusal düzen ve kamu hizmetlerinin, kamu mal hizmetinin üretimi bakımından kamunun finansmanı için vergiden söz edilebilir. Sadece vergi alabilirsiniz. Onun dışında efendim mutlak anlamda mülkiyet hakkı onun sahibinin. İslam buna cevabı öyle vermez. Mal Allah'ındır. Peki mal Allah'ındır der İslam da, kitap da özel mülkiyet tümden red mi eder? Hayır, mutlak özel mülkiyet yoktur. Yani mal Allah'ındır, özel mülkiyet vardır ama özel mülkiyetin sahibi olan malike şunu söyler, der ki tamam, senin tasarrufunda olan bir zenginliktir, varlıktır ama onun sahibi benim. Ve bunu şöyle kullanacaksın der. Bunları neye dayanarak söyleyebiliriz? Vahye dayanarak söyleyebiliriz. Ben birkaç şuradan örnek vermek istiyorum. Allah şöyle söylemektedir kitapta. Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. Bizim değil, O'nundur. Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin. Diğer insanlara verin. Şimdi bana ait olan şeyi ben niye vereyim? Nasıl veririm? Kapitalizm bunu kabul etmez. Vermez. Der ki, herkes mülküne sahip çıktığında onun gereğini yapma zenginlik ortaya çıkar der. Zenginlik ortaya çıktığında toplumun refahı artar der. Siz verirseniz zenginlik çıkmaz der. Onun hakkı yok onun üzerinde der. Bir şey, eğer bir zenginlik elde etmek istiyorsa ortaya bir çaba koyacak, gösterecek, çalışacak. Onun ancak kendi kazandığının ötesi, orada bir hak söz konusu olabilir. Onun dışında efendim yoksulluğundan kendisi sorumludur, beceriksizliğinden kendisi sorumludur. Zengin olamaktan kendisi sorumludur. Zenginde bir malında bir payı, bir hakkı yoktur diye kapitalizm bunu temel olarak kabul eder. Ciddi bir fark ortaya çıkar burada. Temel ayrım burada başlar. Şimdi burada başladığında şöyle düşünün. Aslında insan şunu da tarif etmiştir. Yani iktisatla insan ilişkisini kurduğumuz efendim vahiy bize ne söylemektedir diye baktığımda şunları söylemekte yarar var. Bir takım ayetlerde. Mesela insan ve iktisat ilişkisinde Kur'an-ı Kerim şöyle anlatır. Şüphesiz insan mal sevgisine aşırı derecede düşkündür der. Hakikaten öyledir. Mal sevgisine hepimiz aşırı derecede düşkünüzdür. Ve elimizden çıkartmak istemeyiz. İktisadi olarak bunu ifade ettiğimizde tasarruf eğilimimiz yüksektir. Nitekim bu tasarruf eğilimimizin yüksekliğinden dolayı, zenginliğe düşkünlüğümüzden dolayı zekatla bizi görevlendirir. Zekat vereceksiniz de belli bir dereceyi geçtiğinizde orada şu kadar efendim yoksulların, şunların payı vardır. Bunları ödeyeceksiniz de. Kapitalizm bunu kabul etmez. Böyle bir şey söz konusu değildir. Yani kamu mal hizmetlerinin üretiminin gerektirmiş olduğu vergileme dışında bir başka otoritenin efendim şuraya şunu vereceksin önermesini kapitalizm kabul etmez. Yanlış anlaşılmasın, bu şu anlama gelmemektedir. Efendim kapitalist dünyada zenginler hayır işlerinde, bağış işlerinde bulunmamaktan mıdır? Hayır, bulunmaktadır.
Ama bu tamamen kendi gönüllü çabalarıdır. Yani onlara bir otorite bulunun falan dememektir. Yine de o bulunanlara baktığımızda bulunma eylemlerinin, edimlerinin arkasında ilahi bir temelin olduğunu görürsün tahribatına rağmen. Yani vicdanları ve inandıkları böyle yap dedikleri için o bağışlarda ama onun dışında bir metin karşılarında vardır da metin şöyle yapın dememektir. Orada mal onundur. Dolayısıyla bu zenginin hakkında kimsenin bir başka cümle kurma hakkı söz konusu değildir. Çünkü kapitalizm şöyle bir şey kabul eder. Yani onun için malından verilmiş olan bir parça özellikle tembel olan, miskin olan, üretmeyen kimselere bir pay aktarımı rasyonel olmayan bir davranıştır. Çünkü o mal oraya verilen bir parça kendi elinde kaldığında çok daha üretken olacaktır. İnsanların refahına çok daha önemli katkılar sağlayacaktır. Siz onu aktarmış olmakla, oradaki yoksula bunu daha üretken olan bir alandan alıp aslında daha az üretken ya da hatta üretken olmayan bir yere aktarmaktasınızdır. Bu rasyonel bir insan davranışı değildir. Ekonomik de değildir. Dolayısıyla bu zenginlik kaybı anlamına gelir diye kabul edilir. Temelde çok ciddi bir fark ortaya çıkar. Çünkü mal benim dediğinizde böyle düşünürsünüz ama mal Allah'ım dediğinizde sizi bu imanınız ahlaken biçimlendirmişse Allah'ın dediğini yapmak zorundasınızdır, başkalarıyla paylaşmak zorundasınızdır. Onun iktisadi mekanizmasını düşünmezsiniz. Yani ben efendim paylaşırsam ben de daha çok üreteceğim, daha çok katlayacağım bir mal imkanı efendim üretken olmayan birine aktarıyorum düşüncesi sizi etkilemez. Böyle bir probleminiz olmaz. Peki kapitalizm de bu niye böyledir? Kapitalizm de dünyanın yani hayatın ufku, dünyada bulunan ufku bu dünyada ölene kadar olan dönemdir. Ne yapılacaksa burada yapılacaktır. Sonraki dönemin efendim iktisadi bir ya da faydaya ilişkin bir yanı yoktur. Oysa İslam, Kur'an bize başka bir şey söyler. Şunu söyler der ki siz dünyada ne olursanız olun, ne kadar zengin olursanız olun sizin o zenginliği üreten yetiniz bile benim size verdiğimdir. Yani siz hiçbir şeyin maliki değilsiniz. Sonuçta döneceğiniz yer de ahiret yurdudur. Şimdi asıl girilecek yer orasıdır. Asıl faydalanacak yer orasıdır. Böyle düşünen bir insanın ahlaken sadece faydayı, yani faydanın maksimizasyonu anlamında iktisat okuyanlara özellikle söylemek istiyorum. Faydanın maksimizasyonu anlamında bu dünyada sadece faydayı değil, ölümden sonra faydayı dikkat alan, gündeme alan, hatta öne alan bir ilahiyatla karşı karşıyasınız. Bir dinle, bir inançla karşı karşıyasınız. Dolayısıyla Müslüman bireyin, Müslüman üreticinin, Müslüman tüketicinin fayda mülahazası bu dünyada bitmez. Asıl gidilecek yer ahiret yurdu olduğu için iktisadi eyleminde ister tüketerek, ister paylaşarak, ister üreterek ne elde ediyorsa tüm faydanın ölümden sonra asıl gidilecek olan yerde cennet ya da cehennemi kazanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkacağını bilir. Böyle olduğunda siz Allah'tan, Allah'ın talebinden, muradından kendinizi kurtarıp bağımsız, özgür bir eylem ortaya koyamazsınız. İktisaden de oradan bağımsız bir iktisadi davranış içerisinde bulunamazsınız. Dolayısıyla yani iktisadın karın maksimizasyonu, faydanın maksimizasyonu olarak tanımlamış olduğu eylem İslam'ın o ilahi emirlerinden dolayı, vahyin emirlerinden dolayı bu şekilde tanımlanamaz. Fayda vardır. Faydanın ufku bu dünyadan öbür dünyaya, ahirete ve hesaba ve cennete cehenneme uzanır. Böyle olduğu vakit siz zaten kendinizin olmayan, size ait olmayan bir iktisadi varlık servet zilen tasarruf etmektesiniz. Onun için mal kimin sorusunu ben baştan sormak istedim. Mal zaten bizim değil. Mal bizim olmadığı gibi. O mal üzerinden kapitalistin insan altında özgürleşince daha çok üretir dediği ve gerçekten böyle olduğu tüm üretimleri de kendisinin değildir aslında. Onu üretmeyi mümkün kılan insan zekası ya da aklı da kendisinin değildir. O da Allah'ındır. Yani beni, sizi benden daha akıllı kılan, bir başkasını benden daha yakışıklı kılan o verimlerin üreticisi, sahibi, maliki ben değilim. Ben kendimi verimli buldum. Bendeki bu kadar, sizdeki o kadar. Sizi daha zeki yapmış. Daha akıllı yapmış, daha yetenekli yapmış. Bunu yapan siz değilsiniz. Onun sahibi de Allah olduğu için bize bunu böyle söyler. Yani sizdeki her şey benimdir. Benim olduğuna göre biz kimin
imkanlar üzerinde kimin zenginliği servet üzerine tasarruf ediyoruz? Allah'ın serveti ve zenginliği üzerine tasarruf ediyoruz. Öyle olduğunda da bizim mal sahibinin talimatlarına uymak mecburiyetimiz vardır. Asıl malikin talimatlarına uymak mecburiyetimiz vardır. Asıl malik bize paylaşacaksın derse paylaşmak zorundayızdır. Buradan şu kadar kısmı şunların hakkıdır dediğinde o hakkı vermek zorundayızdır. Yani İslam niye efendim kapitalizmden, İslam bu anlamda niye liberalizmden uzlaşmaz, uzlaşamaz sorusunun cevabı aslında çok dağıtmaya gerek kalmadan buralardadır. Böyle olunca farklı iki tane coğrafya ortaya farklı çıkmıştır. Farklı iki tane gelenek ve medeniyet ortaya çıkmıştır. Batı medeniyeti, Doğu medeniyeti. Peki bu yani biraz kabaca temaslardan sonra bugün verili duruma geldiğimizde peki ne yapacağız? Sonuçta verili duruma baktığımızda şöyle bir problemle karşı karşıyayız. Gelişmiş Batı, kalkınmış Batı, bilgi üreten Batı, askeri ve teknolojik güç temerküz etmiş Batı, buna karşılık edilgin, bunları sağlayamamış, bilgi üretememiş, kendi Allah'ın bahşetmiş olduğu yeraltı, yerüstü ekonomik kaynaklarını sadece Batı'nın üretmiş olduğu bilgiyi ve teknolojiyi elde etmek için oraya satmak zorunda kalmış bir İslam coğrafyasıyla karşı karşıyayız. Burada hakikaten temel bir soru karşımıza gelip dikilmektedir. Böyle bir tablo karşısında efendim bu nasıl aşılmaktadır? Bu nasıl aşılabilir? Veya aşılmalı mıdır? Ben bu soruyu şöyle biraz daha etkili yapmak istiyorum gücüm yettiğince. Madem ki İslam geleneği bugünkü dünyamızı yaratan kapitalizm ve liberal düşünceden bu derece farklı temel parametrelere sahipse, temel kabullere sahipse ve buradan bir farklılaşma, buradan başka bir yorumlama çok mümkün değilse o zaman böyle kalacağız demektir. Yok, soruyu şöyle geliştirmek istiyorum. Böyle değil de efendim, Batı'ya cevap vermek mecburiyetindeyiz diyorsak eğer, onun kullanmış olduğu araç ve yöntemleri zihinsel, teknik, ameli, ne dersek diyelim. Kullandığımızda bizim Batı'dan ne farkımız kalacaktır? Yani diyelim ki mümkün oldu, çok ciddi efendim zihnimizi değiştirdik, bilişsel mantalitemizi değiştirdik, yaklaşımlarımızı değiştirdik, ameliyat işlemlerimizi, eylemlerimizi tamamen onlara benzettik. Hakikaten de bir şey oldu. Önümüzdeki bilemediğiniz 50-100 yıllık bir süreç içerisinde bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üretimin aynısını üretir, bilgimi üretir hale geldik. Bu bizim 50 yıl sonraki bu tablomuz bizi vahye ve efendim Allah'ın istemiş olduğu bir topluma ulaştırır mı? Yoksa bizi buradan savurur, atar mı? Bu önümüze duran çok ciddi bir medeniyet problemi sorumuzdur. Tabii bu soru aslında zimni olarak şu kabulü yansıtmaktadır. Yani Batı'da olup bitenler idealdir ve gereklidir. Hani idealdir deniyor ama gereklidir. Olması lazım. Bu bizim eksikliğimizdir. Noktasından hareketen bir sorudur şüphesiz bu. Ama o zaman şu soruları da sormamız icap eder. Eğer bizim karşımızda Batı bir güçtür. Mesela Amerika'yı konuşacak olursak hakikaten bir savaş makinesi şu anda. Tarihin hiçbir devresinde bu kadar lojistik malzemeyi, beşeri malzemeyi dünyanın birkaç bin kilometre ötesinde taşıyıp da savaş eden bir askeri güç göremezsiniz. Yani Cengiz büyüktür, İskender büyüktür bu anlamda. Biz büyüğüzdür. Ama böyle bir örnek tarihte yoktur. Yani kendi dönemlerinde ciddi ağırlıkları taşımışlardır ama karayoluyla gelmişlerdir falan filan hepsi ama doğrudur. Yani bu büyük cihangirler sefere çıktılarında 2-3 yıl, 500 sene seferleri vardır. Yani 5 yılda devam hareket etmemektedirler. Almaktadır, kalmaktadır, orada bir kışı geçirmektedir. Tekrar kendine gelip biraz daha yürümektedir falan filan. Veya işte belli bir ciddi sayılarak zaman kesen gidip de gelmektedir. Günübirlik bir şey değildir ama tank yoktur, tüfek yoktur, ağır malzemeler yoktur. Bugün biz savaş makinesiyle karşı karşıyayız. Dünyanın birkaç yeri, birçok yerinde savaş veriyor. Ya bunu finanse ediyor, ya bunu yürütebiliyor. Bu bilgi ve ekonomik güç sayesinde olan bir iştir. Şimdi biz bugünkü gelişmeleri ideal kabul ettiğimizde böyle olmayı arzu ediyoruz demektir. Böyle olmamız icap eder mi? Edebilir diyebiliriz. İslam geleneği, İslam düşüncesi yani böyle bir uygarlığı yaratmadı. Başka türlü yorumlansa yaratabilir miydi? Ben o kanaatte değilim, yaratmazdı.
Yani özellikle buradan şuraya geldiğimizde Batı'ya en yakın İslam geleneği Endülüs'te sonra biziz. Endülüs 1492'de son kalıntılar ortadan kalkmıştır. Aslında erken bir tarihte kalkmıştır. Biz hala bu coğrafyadayız. Geride kalan 1000 yıllık tarihin bu coğrafyada geçen bir ömrümüz vardır. Ve Batı karşısında onlarla onlara başa baş, dişe diş, halkla çoğu zaman döven bir tarihe sahibiz. Bu dövdüğümüz dönemde bizim bir düzenimiz, bir sistemimiz vardı. Ahlak anlayışımız, insan anlayışımız, toplumsal düzenimiz, iktisadi sistemimiz. Şunu söylemek lazım. Yani Rönesans ve Reformasyon'a rağmen Endüstri devrimine gelinceye kadar bizim de Batı arasında çok ciddi bir fark yoktur. Ya bizim üstü olduğumuz dönemleri bir tarafa atıyorum. Yani mesela 17. yüzyılda 18. yüzyılın efendim ikinci yarısına gelinceye kadar Batı ile bizim aramızda böyle çok ciddi, yani bizim duraklama ve gerileme dönemlerimizi özellikle söylemek için ciddi bir fark yoktur. Endüstri devrimi ciddi bir kırılmadır. Mesela nasıl bir fark yoktur? Tamam, Avrupa kendi içerisinde kaynamaktadır, yepyeni fikir akımları ortaya çıkmaktadır, ilahiyat tekrar yorumlanmaktadır, efendim felsefe bir başka veçiye bürünmüştür, zenginleşen yeni burjuva sınıf oluşmuştur, zenginlik bilgi üretimini kışkırtmıştır, bilgi üretimi teknolojiyi ortaya koymuştur, teknoloji üretimi hayata intikal etmiştir, hayata girmesiyle efendim iktisattan, üretimden tutunuz, tüm organizasyonlara kadar efendim teknoloji ve bilginin hakim olduğu bir tabloda karşı karşıyayız. Bu böyledir ama mesela reformasyonun tarihi 1517'dir. Yani Luther'in kendi kilisesinde 95 maddelik metni astığı tarih 1517'dir. Biz 1517'de Mısır'ı aldık. 1699 Karlofça'da bizim ilk darbe aldığımız alt edebileceğiniz bir tarihtir. 1517'de neredeyse 200 yıl, 180 yıl sonradır. Yani biz tarihi okurken peş peşe çok hızlı olmuş şeyler gibi görüyoruz. Şimdi 1683'te biz Avrupa'da tüm o işler olunca Viyana'yı kuşattık. Ya neredeyse alıyorduk. Alabilecektik. Şimdi ya da Avrupa'da ticaretin, Rönesans'ın, Reformasyon'un etkileri yaşanırken, çeşitli coğrafyalarında yepyeni bir şeyler öne verirken, oluşurken aslında biz gücümüzden bir şey kaybetmiş değiliz. Düzen vardır, güç vardır, sistem vardır. Ama orada bir şeyler olmaktadır. Söylemeye çalıştığım, yani Endüstri devrimi olup da vaziyetin tam mahiyeti ortaya çıkıncaya kadar Osmanlı sistemi, Türkistan sistemi kendisinden emindir. Kendisinden bir şüphesi yoktur. Bu sistem içerisinde yaşayan insanların bir şikayeti de yoktur. Hayatlarından memnundurlar. Yani problem adası değildir. Tam tersine İslam coğrafyasının bugünkü hali ve bizden önceki hali olarak baktığımızda bizim egemen olduğumuz dönemde tüm İslam coğrafyası da hakikaten bir barış adası. Yani kapitalizmin hiçbir rengi yoktur ama güç sahibidir. Kapitalizmin hiçbir hali, hiçbir uygulaması yoktur. Hiçbir havası söz konusu değildir ama insanlar mutludur. Peki üretim kapitalist sisteme göre mi olmaktadır? Hayır, olmamıştır. Endüstri devrimi bir başka kırılmayı zaten ortaya çıkartır ama şu haksız da yapmayalım. Endüstri devrimi de durup dururken ortaya çıkmış değildir. Tüm bu iktisadi ve düşünsel istihalelerin dönüşümlerin sonucudur. Ve bugünkü yuvarlığımızı, bugünkü dünyamızı bunlar yaratmışlardır. Deminki soruma tekrar gelmek istiyorum. Karşımızdaki temel mesele, temel soru budur. Biz Batı gibi olmak istediğimizde vahyin bizden istediğine uygun kalabilecek bir sorusu. Hepimizin kafamızı yormamız gereken sorudur. Çünkü kapitalizmi tarif etmeye çalıştık. Bugünkü kapitalizm o tarihten uzakta bir yerde değildir. Yani mal kapitalistindir. Allah'ın değildir. Kapitalistin mal üzerinden bir başkasının hakkı olduğunu söylemesi, ona aktarması rasyonel bir davranış değildir. Özel mülkiyet mutlaktır. Akıl hiçbir otorite tanımaz. Vahiy sadece efendim benim terapik ihtiyaçlarımı karşılar. Yeterlidir. Onun için de ben aklımla her şeyi bulurum noktasında. Bugün dünyamızı tarif edebiliriz. Bu Allah'ın muradına ne kadar uygundur? Bunun uygun olduğunu kimse söyleyemez. Peki, vahye uygun olarak efendim yeni bir medeniyet tasavvuru hamlesi mümkün müdür? Bu soruları ben sormuş olayım. Çünkü bu soruların bu heyetten geleceğini ben tahmin ediyorum. Gelmesi de gerekir. Bunun üzerinde kafa yormamız gerekir. Ama şunu da belirtmenizi ver, ondan sonra konuşmalarını bitireyim diyorum şimdilik kaydıyla.
Eğer gerçekse ve doğruysa, dünya bugün özellikle endüstri devriminin arkasından yaşanan süreçte ortaya çıkan sanayileşme, onun hayatımıza sokmuş olduğu nesneler ve bunu mümkün kılan kaynakların kullanımı yüzünden bir çevre problemiyle karşı karşıya ise, bu gerçekse, bu doğruysa, bu sahte değilse, bu illüzyon değilse, böyle bir problemimiz var ise ve her geçen gün bu problemimiz büyüyerek devam ediyorsa, bugünkü verili dünyanın efendim bu sistemin ideal olduğunu, doğru olduğunu söylemek imkanımız yoktur. Bu yanlış bir gelişme, yanlış bir ilerleme, yanlış bir medeniyet yoludur. Başka bir şeye sonuca gidemeyiz. Tekrar ediyorum, eğer bunlar doğruysa, şöyle sorumu sorayım. Mevcut kullanılmakta olan enerji kaynaklarından başka enerji kaynakları, yani gezegene dost, çevreye dost, insana dost, enerji kaynakları eğer ikame edemeyeceksek, biz gökyüzündeki uçakları ve efendim uçan nesneleri ancak petrol ve onun türevleri olan yakıtlarla uçurabiliyorsak, güneş enerjisi, enerjisiyle, pillerle, akülerle uçurmak mümkün değildir. Kömürle de uçuramazsınız. Ancak petrolle uçurabilirsiniz, petrolü türevleri uçurabilirsiniz. Bütün bunlar fosil yakıt tüketimidir. Eğer fosil yakıt tüketiminin sonucu gezegen bir riskle karşı karşıya ise, otomobillerimizden ki hayatımıza soktuğu hiçbirini vazgeçemiyoruz. Tüm teknolojiyi bir tarafından fosil yakıtların tüketimine dayanır. Ne üretirseniz üretin. Sanayi dediğimiz sizin temelinde önce kömür vardı, ondan önce su vardı. Yani efendim biz değirmenlerimizi akarsuların kıyısına kurardık. Batı'da da böyleydi, başka yerde de böyleydi. Çevreyi hiç kirletmeden onlarımızı öğütürdük, ihtiyaçlarımızı karşılardık. Sonra sanayileşmeyle efendim makinanın gücünü keşfettiğimizde buhar makinasını keşfettik. Buhar makinasını odunla buhar elde ettik. Kömürü bulduk. Kömür müthiş bir enerji kaynağı oldu. Arkadan petrolü bulduk. Tüm sanayi eylemlerimiz, işlerimiz ancak petrolle mümkündür şimdilik. Bunun dışında efendim ya nükleer enerji kullanacaksınız ya petrolle bu işi yapacaksınız. Uçaklarda nükleer enerji kullanamazsınız. Yani nükleer enerjiyle uçak uçuramazsınız, o riski alamazsınız. Her gün şu kadar uçak kazasının olduğu bir gezegen üzerinde nükleer enerjiyle uçak uçuramazsınız. Neyle uçurursunuz? Ancak petrolle uçurursunuz, türevleri uçurursunuz. Peki bu nedir? Bu fosil yakıt kullanımıdır. Onun efendim atmosfere saldığı gazlar konuyla karşı karşıya gelirsiniz. Doğruysa eğer ozon tabakasıyla karşı karşıya geliriz. Küresel ısınmayla karşı karşıya geliriz. Isınmanın sonucu buzulların erimesiyle karşı karşıya geliriz. Meteorolojik değişikliklerle karşı karşıya geliriz. Eğer bunlar doğruysa diyorum, bizi aldatmıyorlarsa, ki aldatlar kanaatinde değilim. Öyleyse bu endüstrileşme, bu sanayileşme, bu bilişim devrimi arkasından gelen gezegenimizle insanlığı bir yere taşımamaktadır. Şimdi peki bu konuda bize asırlar öncesinden vahiy bir şey söylemekte midir diye bir soru sorduğumuzda, ona cevap aradığımızda bana söylemektedir. Özellikle buradan size bazı mealler okumak istiyorum. Hayır, bulabilirsem. Sistematik olmazsanız böyle botumuzu kaybedersiniz ve bulamazsınız. Şimdi sonunda. Çok uzun oldu galiba. Bitiyor arkadaşlar. Biraz daha sağlığınızı ısrar edeceğim. Hakikaten vahiy bize bir şey söylemektedir. Tüm meallerde bu anlam verilmemiştir ama bu anlam verilen mealler vardır. Almış olduğum mealler Yaşar Nuri Öztürk'ün bir meal çalışmasındandır. İtiraz edenleriniz olabilir ama yine de dikkat çekici olduğunu söylemem lazım. Benim de itirazlarım vardır Yaşar Nuri Öztürk Bey'in bazı konulardaki yaklaşımlarla ama mesela sınat başlığı adı altında bir indeksinde başlık üretmiştir ve bazı ayetleri de atıflarda bulunmuştur. O kelime anlamlarının böyle olduğunu söylemektedir. Hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'in kavramlar üzerinden anlaşılması bakımından da bana göre diğer tüm yanlarını bir tarafa koysak bile Yaşar Nuri Öztürk dikkat edilmesi gereken, kulak asılması gereken bana göre bir kişidir. Şöyle söylemektedir. Mesela
O küfür sapan, o küfre sapanlara gelince sanayi olarak ürettiklerinin sonucu halinde başlarına gülle tokmak türünden belalar inmeye devam edecek. Yahut o belalar onların yurtlarının, halkının kenarına konacak. Ta Allah'ın vaadi gelinceye kadar Allah vaadinde asla ters düşmez. Biz Hristiyanız diyenlerden de misaklarını almıştık. Şimdi çok önemli bir şey. Biz Hristiyanız diyenlerden de misaklarını almıştık. Yani bu ayetlerin bağlamına gittiğimizde bağlama bize biraz farklı imalar söylemektedir ama Yaşar Nüzdört Nuri Öztürk kavram üzerinden giderek başka anlam vermektedir. Onlar da öğütlenmek üzere çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden aralarına kıyamete değin düşmanlık ve kin saldık, sınaat, teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir. Maide suresi 14. ayeti böyle değerlendirmektedir. Sınaat olarak ürettikleri. Bunu klasik maaleler elleriyle yapıp ettikleri olarak söyler. Ya da yapıp ettikleri ya da işledikleri olarak söyler. Amel işledikleri, eyledikleri olarak söyler. Yaşar Nuri Öztürk burada sınaat kelimesine, sanayi kelimesine önemli vurgu yapmaktadır. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk'ün diyelim ki biraz zorlamalı, spekülatif meal verdiğini düşünsek bile ben bir başka ayete, tüm meallerde müşterek anlam taşıyan bir ayete temas edip bunu bitirmek istiyorum. Bu hangi meale bakarsanız bakın bu şekilde verilir. İnsanların kendi ellerinin yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat meydana çıktı, kötülük meydana çıktı. Allah bu hallerinden vazgeçerler diye onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler. Bu da Rum suresi 41. ayettir. Şimdi bu açılardan baktığımızda burada özellikle bu son okumuş olduğum ayette ilahiyatçı değilim. İçimizde ilahiyatçı arkadaşlar varsa aydınlatırlar ya da efendim farklı bir şey varsa söylerler. Bu ayeti kerime o dönemin insanlarla konuşmuyor bence. Yani kendileri el yap ettikleri yüzünden karalarda ve denizlerde fesat çıktı. Allah bunlar o hallerinden belki dönerler diye onlara bir miktar azap tattırsın, tattıracak derken Hz. Peygamber'in tebliğ yaptığı dönem, huzur döneminde bunun bu ayet muhatabı bence yok. O gün denizlerde ve kardeş gibi bir şey yok böyle. Benim kanaatime göre bugüne ve yarına konuşuyor, düşünüyorum. Efendim sağlığınız için teşekkür ediyorum. Sorular varsa.